Merhabalar sevgili çocuklar. Yine sizler için keyifli bir masal hazırladım sevgili çocuklar. Umarım keyifle beni izler ve dinlersiniz. Hepinize iyi seyirler sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Kasabanın bir tanesinde tahtadan oyuncak yapıp satarak geçimini sağlayan bir oyuncak ustası yaşarmış sevgili çocuklar. Bu oyuncak ustamızın adı Gebotto ustadır. Gebotta ustanın en çok üzüldüğü şey bir çocuğunun olmamasıdır sevgili çocuklar. Günlerden bir gün yeni oyuncak yapmak için tahta bulmaya, ormanda yürümeye gitmiştir. Ormanda yürürken birden önüne güzel bir ağaç kütüğü denk gelmiştir. Ah tam aradığım kütüğü buldum. Bu kütükten yeni bir çok güzel kukla yapacağım der. Ve o kütüğü yerden alır, omzuna kor, doğruca marangoz atölyesine gider sevgili çocuklar, gebotta usta. O kütüğü tezgahına yerleştirir ve başlar o kütüğü yontmaya. Ama bu arada tuhaf bir şey olur sevgili çocuklar. Kütükten garip sesler gelmeye başlar. Gebotta usta ne olduğunun farkına varmaz ama böyle etrafında bu sesin nereden geldiğini araştırır. Sağına soluna bakar, kimseyi göremez. Herhalde der ben yanlış duydum. Tekrar ağacını yontmaya devam eder. Ama bir müddet sonra o kütükten yeniden sesler gelir. Yine etrafına bakar ama hiç kimseyi göremez. <laughs> ben galiba yaşlanmaya başladım. Kendim, kendime garip garip sesler duyuyorum der. Ve Yine o ağaç kütüğünü yontmaya başlar ve kuklasının önce başını, sonra kollarını ve daha sonra gövdesini tamamlar. Ayaklarını tamamlar ve kuklasını bitirir sevgili çocuklar. Bitirdiği kuklasını ahşap bir sandalyenin üzerine yerleştirir ve başlar atölyesini temizlemeye. Atölyesini temizlerken o sandalyenin üzerinde oturan kukla Gebatta Usta'ya merhaba diye seslenir. Gebatta Usta sağa sola bakar, sesin nereden geldiğini araştırır. Ama atölyesinde sadece kendisi ve yapmış olduğu kuklası vardır. Bir anda sandalyede oturan kukla hemen sandalyeden yere atlar ve başlar dans etmeye. Gebatta Usta çok şaşırır. Korkudan bayılmamak için kendini zor tutar sevgili çocuklar ve bir müddet yerde dans eden kuklayı kucağına alır ve kuklaya der ki, ondan sonra senin adın Pinokyo olsun der. Gebatto Usta ve Pinokyo çok uzun yıllar mutlu, mesut bir hayatları olur. Ama Gebatto Usta artık Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünür. Fakat Gebatto Usta'nın Pinokyo'yu okula gönderecek hiç parası yoktur defter kalem alabilmesi için. Çaresiz üzerindeki paltosunu götürüp pazarda satar. Paltodan elde ettiği parayı getirip Pinokyo'nun eline teslim eder. Al Pinokyo bunu der. Bununla kendine defter kalem al ve doğru okula git der. Pinokyo okul yolunda ilerlerken etrafındaki mağazaların vitrinleri ve insanların kalabalıklığı çok dikkatini çekmiştir. Az ileride çok büyük bir kalabalığa denk gelir sevgili çocuklar. Merak eder. Boyu küçük olduğu için kalabalığın arkasından geçerek ön tarafa gelir. Aman Allah'ım muhteşem böyle eğlenceli rengarenk bir sirk çadırı varmış sevgili çocuklar. Bu çadırı çok merak eder ve çadırın önünde de garip kıyafetli çadırın içerisinde müşteri toplayan, bas bas bağıran, çırtkan bir palyonço varmış sevgili çocuklar. Bizim Pinokyo çadırın içerisine girmek ister. İçini çok merak eder çünkü. Ama kapının önündeki Pinok e, palyonço, Pinokyo palyonço Pinokyo'yu durdurur. Hayır der, giremezsin. Önce bana para vermen lazım bu çadırın içerisine girebilmen için. Pinokyo hiç düşünmeden Gebotto babasının vermiş olduğu, defter kalem için vermiş olduğu paraları Palioço'ya verir. Ve Paloço Pinokyo'nun çadıra girmesine müsaade eder. Pinokyo çadıra girer. Çadırın içerisinde muhteşem bir kalabalık var. Çadırın içi çok eğlenceliymiş sevgili çocuklar. Sirk çadırının ortasında kocaman bir sahne, sahnenin üzerinde kendisine benzeyen fakat iplerle hareket edebilen Pinokyo'lar varmış. Hemen hiç düşünmeden sahneye fırlar ve o ipli kuklaların arasında kendisi de dans etmeye başlar. Fakat etraftan seyirciler Pinokyo'nun sahneye çıkmasına epeyce kızmışlardır. Ama Pinokyo bunu hiç farkında bile değildir. Kendisini dansa kaptırmıştır çünkü. Ama bu ipli kuklaları oynatan sirkin sahibi ipsiz olarak dans edebilen Pinokyo'yu görünce çok sevinir. Der ki ben bu Pinokyo'dan bu İpsiz oynayan kukladan çok para kazanacağım der. Hemen gösteri bittikten sonra bizim Pinokyo'yu alır ve demir bir kafesin içerisine kapatır. Bizim Pinokyo çok üzülür. Başlar ağlamaya. Demir kafesin içerisinde olduğu için ve Gebetop babasının sözünü dinlemeyip okula gitmediği için. Pişman olduğunu gören, ağladığını gören bir iyilik perisi belirir verir o anda. Pinokyo yeter ki seni bu kafesten kurtaracağım. Ama sen de bu kafesten çıktıktan sonra babanın sözünü tutup doğruca okula gideceksin der. Pinokyo tamamdır. der. Yeter ki sen beni bu kafesten kurtar ben doğruca okula gideceğim der. Fakat okula gideceğim ama ben bütün paramı kapının önündeki palyoçaya verdim. Benim hiç param kalmadı. Neyle defter kalem alacağım der. Bu arada iyilik perisi hemen bir sihir yapar, bir miktar parayı Pinokyo'nun eline bırakır. Ve Pinokyo'yu çadırdan çıkartıp çadırın önüne bırakır. Hadi bakalım der. Doğruca okula gidiyorsun. Pinokyo iyilik perisine teşekkür eder ve dans ederek okul yolunda ilerlemeye başlar. Ama tam bu arada Pinokyo'yu başka bir tehlike beklemektedir. Kurnaz tilki ile kedi Pinokyo'nun elindeki paraları görür hemen bir plan yapar sinsice. Pinokyo'nun eline geçerler. Derler ki sen bu parayı ne yapacaksın? Pinokyo bu parayla kendime defter kalem alacağım okula gideceğim der. Tilki der ki bu para senin defter kalem almana yetmez ki. Sen o paraları bize ver. Biz o paraları tarlaya ekelim. Senin de bir para ağacın olsun der. İstediğin zaman o ağaçtan istediğin kadar para alıp istediğin kadar defter kalem alabilirsin der. Pinokyo kurnaz tilkinin sözüne aldanır ve bütün parasını tilkiye verir. Tilki ve kedi bir anda gözden kaybolup giderler. Hemen tilki ve kedinin parasını aldığını gören iyilik pelisi tekrar Pinokyo'nun karşısına verir. Der ki bak Pinokyo bana Asla yalan söyleme. Eğer yalan söylersen sana bir sihir yaparım. Burnun uzamaya başlar der. Tamamdır. Yalan söylemeyeceğim. Peki Pinokyo der, sen okula gitmedin mi? Hani senin defterin, kalemin nerede? Pinokyo çok utanır iyilik perisinden. Çünkü daha önce söz vermiştir. Sözünü tutacağını söylemiştir ama sözünü tutmamıştır. Başlar yalan söylemeye. Der ki: "Sevgili peri, ben Okula gittim. Defterimi, kalemi de okulda bıraktım der. İyilik parası, Pinokyo'nun yalan söylediğini bildiği için hemen ona bir sihir yapar, burnu uzamaya başlar. Pinokyo her yalan söylediğinde burnu o kadar çok uzamıştır ki artık burnunun uzunluğundan kafasını sağa sola çeviremez hale gelmiştir. Ve bu durumdan çok rahatsız olan Pinokyo artık yalan söyleme yalan Söylemeyecektir ve çok pişman olacaktır yalan söylediği ve burnunun ucadığı için. Hemen iyilik perisinden özür diler ve bütün gerçekleri iyilik perisine anlatır. Çok pişman olduğunu söyler. İyilik perisi onun pişman olduğunu görünce tekrar bir sihir yapar ve burnunu eski haline döndürür sevgili çocuklar. Der ki hadi bakalım der sana al bir miktar daha para veriyorum. Bu parayla doğruca okula gideceksin. Söz mü der? Evet. Sözler. Artık bundan sonra hiç kimseye yalan söylemeyeceğim. Yalan söyleyip burnumu uzatmayacağım der. Ve iyilik perisine teşekkür eder. Okula, okul yolunda devam eder. Biraz sahil kenarında ilerlerken bir anda yine binokoyu başka bir tehlike beklemektedir çocuklar. O binokoyu demir kafese kapatan sirk sahibiyle karşılaşır. Sirk sahibi Pinokyo'ya çok kızmıştır. Sirkten kaçtığı için. Onu kollarından tuttuğu gibi doğruca denize fırlatır sevgili çocuklar. Fakat bizim Pinokyo ahşaptan, tahtadan yapıldığı için denize batmaz. Suyun üzeri üstünde kalır. Ellerini, kollarını hareket ettirerek başlar yüzmeye, kıyıya doğru. Ama tam bu sırada bir anda Pinokyo kendini karanlıklar içerisinde buluverir. Meğersem sevgili çocuklar, Pinokyo'yu denize kocaman bir balık yutuvermiştir. Bu arada bizim Gebatos da eve dönmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiştir. Evinden çıkıp onu aramaya başlamıştır. Sahil boyunda Pinokyo'sunu ararken oradaki balıkçılara Pinokyo'yu tarif ederek görüp görmediklerini sormuştur biraz sorduğu balıkçıların bazıları görmediğini söylemiştir. Ama içlerinden bir tanesi tarif ettiği Pinokyo'yu gördüğünü, onu adamın bir tanesinin denize fırlatıp attığını söyler. Gebat da çok şaşırır, hemen oradaki balıkçılardan bir tane kendisine kayık vermelerini rica eder. Gebat da orada çok sevildiği için balıkçılardan bir tanesi kayığını Gebat Usta'ya emanet olarak verir. Gebat denize kayıkla açılır ve Pinokyo'yu aramaya başlar. Ama bir anda denize, denizden kocaman bir dalga gelip Gebatoğustan'ın kayığını batırır sevgili çocuklar. Ama Gebatos da çok yaşlı olduğu için, yüzmede bilmediği için denize doğru batmaya başlar. Bir anda o Pinokyo'yu yutan balık Gebatoğustan'ı da yutar sevgili çocuklar. Artık Pinokyo ve Gebatos'ta o koca dev balığın midesindelerdir. Gebatos'ta bir anda o dev balığın midesinde ağlayan bir çocuk sesi duyar. Bakar ki bu ağlayan çocuk Pinokyo'dur. Pinokyo'yu görünce çok sevinir. Hemen Pinokyo Gebatos'tanın boynuna sarılır ve kendisinden özür diler sözünü duymadığı için. Pişman olduğu için çok özür diler bir anda o ilik perisi tekrar belirir. Pinokyo'nun pişman olduğunu görünce. Hemen Gebetto ustayı ve Pinokyo'yu balığın karnından midesinden çıkartıp doğruca sahile bırakır. Baba oğul tekrar evlerine dönerler ve uzun bir süre çok mutlu bir hayatlar olur. Artık bundan sonra hiç ama hiç Pinokyo babasına yalan söylememiştir babası ne söylerse hemen söylediklerini yerine getirmiştir sevgili çocuklar. Onun bu halini gören iyilik perisi artık Pinokyo'yu ödüllendirmek ister. Pinokyo bir gün yatarken yatağından kalktığında sabah iyilik perisi ona bir büyü yapmıştır. Bir bakar ki Pinokyo elleri, kolları, ayakları, vücutları ete kemiğe bürünmüştür. Çok sevinir. Gerçek bir çocuğa dönüşmüştür Pinokyo sevgili çocuklar. Hemen yatağından doğrulur, Doğruca Gebatta Usta'nın yanına, babasının yanına koşar. Bak babacığım, babacığım bak ben artık gerçek bir çocuk oldum. Etekeme büründüm der. Gebatta Usta bir bakar ki gerçekten bir etekeme bürünmüş bir çocuk olduğu için, onun da gerçek bir çocuk sahibi olduğu için Gebatta Usta çok mutlu olur. Ve baba oğul o günden sonra mutlu, mesut hayatlarına devam ederler. Sevgili çocuklar. Evet, siz siz olun. Asla büyüklerinizin sözünden dışarı çıkmayın. Asla yalan söylemeyin. Sonra sizin de burnunuz uzayabilir. Değil mi? Pinokyo gibi. <laughs> şaka, şaka. Hadi bakalım. Yeni bir masalda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.